Herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 10'da güncelleştirmeleri tamamen nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Yapacağımız işlem sonucunda Windows Update'in tamamen devre dışı kalacağını belirtelim. Hazırsanız başlayalım. Bunun için hemen başlat simgesinin üzerine geliyorum ve sağ tıklıyorum. Buradan çalıştırı seçiyorum. Bu panele aynı zamanda klavyeden Windows R tuşuna basarak da erişebilirsiniz. İlk olarak buradaki arama kısmına services.msc diyoruz ve tamam diyoruz. Karşımıza bu şekilde bir pencere geliyor. Buradan Windows Update sekmesine ulaşmak için arkadaşlar W'ye basıyorum. Ve buradan Windows Update sekmesini buluyorum ve burayı klikliyorum. Buraya çift klikledikten sonra arkadaşlar karşımıza bu şekilde Windows Update özellikleri penceresi gelecek. Burada genel sekmesindeyken başlangıç türü kısmını hemen sağındaki kısmı klikliyorum ve devre dışı diyorum arkadaşlar. Ardından kurtarma kısmına gidiyorum ve burada birinci hatanın sağındaki kısmı klikliyorum ve eylemi yürütme diyorum. Ardından hata sayısını sıfırla yazan yerdeki 1'i silip arkadaşlar 9999 yazıyorum. Ardından uygula ve tamam diyorum ve bu pencereden çıkıyorum arkadaşlar. Bu kısımdaki işlemim tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Aynı şekilde başlat simgesinin üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum ve buradan çalıştırı seçiyorum. Gelen bu küçük paneler arkadaşlar gpedit.msc yazıyorum ve tamam diyorum. Karşımıza ilk olarak yerel grup ilkesi düzenleyicisi gelecek arkadaşlar. Bu penceredeyken iki ayar yapacağız. Bir tanesi bilgisayar yapılandırması, diğeri ise kullanıcı yapılandırması ile ilgili. Bilgisayar yapılandırmasının hemen altında bulunan yönetim şablonlarını açıyoruz. Buradan Windows bileşenlerini açıyoruz. Hemen biraz sayfanın alt kısmına iniyoruz ve buradan Windows Update yazan yeri klikliyoruz. Sağ tarafa geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak buradaki ayarımız otomatik güncelleştirmeleri yapılandır seçeneğini klik demek. Burayı çift klikliyoruz ve gelen pencereden arkadaşlar bunu devre dışı bırakıldığı seçeneğini seçip uygula ve tamam diyoruz. Ardından bir alt kısmında bulunan arkadaşlar hiçbir Windows Update internet konumuna bağlanma seçeneğini çift klikliyoruz. Bunu etkin hale getiriyoruz. Ardından uygula ve tamam diyoruz. Burada bizim bilgisayar yapılandırması işlemimiz tamamlandı. Şimdi kullanıcı yapılandırması kısmına geçiyorum. Yine aynı şekilde yönetim şablonlarını açıyoruz arkadaşlar. Buradan Windows bileşenlerini açıyoruz. Ardından yine sayfanın alt kısmına inip Windows Update yazan yeri klikliyoruz. Gelen pencerede sağ tarafta bulunan Windows Update özelliklerine erişimi kaldır seçeneğini çift klikliyoruz. Ve buradan etkin hale getirip uygula ve tamam diyoruz. Böylece buradaki işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu süreçten sonra Windows 10 güncelleştirmeleri tamamen kapatılmış olacak. Şimdi bunun kontrolünü yapalım. Bunun için aynı şekilde yine Windows simgesinin yani başlat simgesinin üzerine sağ tıklıyorum ve çalıştır diyorum. Gelen bu arama penceresine regedit yazdıktan sonra enter yapıyorum. Yani tamam diyorum ve gelen uyarıya evet diyorum. Karşıma bu şekilde bir pencere geliyor. Buradan hk lokal makine yazan yeri açıyorum. Ardından software yazan yeri açıyorum. Buradan da PolyJS yazan yeri açıyorum. Ve buradan da Microsoft yazan yeri açıyorum. Ve devamında Windows'u seçiyorum ve burayı açıyorum arkadaşlar. Şimdi burada Windows Update şeklinde bir klasör var. Eğer arkadaşlar Windows Update'i tıkladığınızda şu şekilde bir ibare varsa artık bundan sonra Windows Update'in devre dışı kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın burada değer verisi olarak 1 olduğunu görüyorum. Yani bundan sonra Windows 10 hiçbir şekilde güncelleştirme yapmayacak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.